Yollar ve hayaller. Avrupa'dan Asya önlerine, vatan toprağının kutsiyetine hayran olarak yürüyoruz. Bu muhabbetli yolculuk, imardan, insandan, hayattan ibaret. Hayalden hakikate ulaşma işinde memleket kokusunu çekiyoruz içimize. Gündüzler geceye karışıyor. Bir güneşin ardına doluyor gökyüzünde yıldızlar. Rüzgar omuzlarımıza dokunup kaçıyor Anadolu'ya doğru. Geçip gideni izlerken tarihin ziyasıyla dönüyor başımız. Bir yanda bugün, bugünün içinde insanın sığamadığı zaman. Diğer yanda yüzlerce yıl öncesinde yazılmış ve binlerce ismi içine sığdırmış eskimeyen an. Tarihten damlayan berekete hayran olarak izliyoruz yolu. Ecdadın izinde ulaşıyoruz Gebze'ye. Tarihin içindeki isimler yüreğimize dokunuyor. Yavuz Sultan Selim, Hanım Hatun, Çoban Mustafa Paşa, Ebu Suud Efendi ve niceleri mekanın bekasına adanmış isimler oluyor tarihin huzurunda. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin avlusunda kuşların yarenliğiyle yürüyoruz. Rumeli Beylerbeyi, Rodos Serdarı, Mısır Valisi Mustafa Paşa'nın metfun olduğu ve Anadolu'dan Doğu'ya geçişin menzil durağı Gebze'nin Göz Nuru Camii Şerif'te soluklanıyoruz. Caminin girişine şu kitabe yazılıdır, ana taç kapıda. هَذِهِ عِمَارَةٌ عَمَّارَهَا فِي خِلَافَةِ خَلِيفَةِ الرَّحْمَنِ اَسْسُلْطَانِ سُلَيْمَانِ هَنْ اِبْنِ سُلْطَانِ سَلِيمَ هَنْ. Yani bu imaret, bu külliye diyor ki, Kanuni Sultan Süleyman Han ve Yavuz Sultan Selim Han'ın veziri, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış bir imarettir, bir eserdir, bir İslam eseridir. Gelen ziyaretçilere biz şunu söylüyoruz. Çoban Mustafa Paşa Osmanlı'nın Seyfiye kısmındandır. Yani bir ilmiye bölümü var. İlim adamı, kitap yazmış, eser bırakmış. Bir de Seyfiye bölümünden, devlet adamı ekolündendir. Eserleriyle tanınıyor. Belki yazılı bir eser bırakmamış ama buraya çok güzel bir eser bırakmış. Esasında bugün bütün camilerimizin örnek alınması planlamada, mimaride örnek alınması gereken bir yaklaşımdır. Çünkü sadece namaz kılma değil. Baktığımız zaman ben yine şunu söylüyorum. Bunu nereden almış ecdat? Peygamber Efendimiz'dir. Aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ilk yaptığı şey mescid inşa etmekti. Ama mescidine baktığımız zaman orada öğrenciler var. Ashab-ı Suffe, ihtiyaç sahipleri orada. Yani toplumun her kesiminin buluştuğu bir yer. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi tıpkı Efendimiz'den oradaki örnekliğini alarak hem medrese bölümünü yapmış. Çünkü dinimizde malumunuz ilk ayet ikra'dır. Yani oku. Eğer biz bilmezsek, ilim olmazsa ibadetin doğru bir şekilde yapılması mümkün değil. Temelin mutlaka ilimle aydınlanması gerekir. Onun için önce medresesini yapmış. Şu bilgiyi de aktaralım. Mesela Osmanlı Şeyhülislamlarından en uzun dönem Diyanet İşleri Başkanı'dır o dönemin
ifadesi Şeyhülislam. Bugünün ifadesi Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış. Ebu Suud Efendi Gebze'de buradaki medresede müderrislik yapmış. Bize şu soru soruluyor. Ya, kim mimarisi? Biz de tarihçilere soruyoruz, bu işin uzmanlarına. Diyorlar ki burayı Çoban Mustafa Paşa Hazretleri Mısır'dan bir mimar getirerek caminin iç süslemesini yaptırıyor. Ama daha sonraki bölümlerde mutlaka Mimar Sinan'ın buraya katkısı var. Çoban Mustafa Paşa, Doğu'nun ve Batı'nın, keza Afrika'nın Fatihi Yavuz Sultan Selim'in damadıdır. Gebze'nin tarihi görevi, Doğu'ya geçişin köprüsü olmasıdır. İşte böylesi önemli bir bölgenin ihya ve imar edilmesi için görevli beylerbeyi de Çoban Mustafa Paşa'dır. Hayal değil, şu gözümüzün önünde beliren. İşte kılıç, işte ordu. Adım adım Yavuz Sultan yaklaşıyor. Vakit gelmiş, kızıl elma işaret edilmiş. Asker dur, ordu dur. Dinlenme vaktidir. Anadolu'yla kucaklaşmadan önce İstanbul'a vefa vaktidir. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, cami, medrese, Darüşşifa, kervansaray, tekke, kütüphane, paşa odaları, imaret ve hamamdan oluşan bölümleriyle Gebze'nin ordu ve millet için önemli bir yer olmasını sağlıyor. Fethe hazırlanan ordular, Memlük tarzı süslemeleriyle dikkat çeken bir yapıda dinlenmiştir. Memlük mimari tarzının 15. yüzyıla etkisini incelerken Mısır'ın fethine uzanıyoruz sayfalar içinde. Bir yanımız bugünü, diğer yanımız dünü yükleniyor camimizin süslemelerine bakarken. Bütün devletler tarihte, dünden bugüne aynı fonksiyonları icra ederler, etmişlerdir. Bu ekonomik yönüyle, sosyal yönüyle, siyasal ve idari yönüyle bir toplumu, bir cemiyeti, bir milleti idame etme, idare etme ve geleceğe taşıma fonksiyonu ana hattıyla böyle özetlenebilir. Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman kuruluş evresinin özellikle İstanbul ve Gebze ölçeğinde ana hattıyla 15. yüzyılda netleştiğini söyleyebiliriz. Artık Gebze 15. yüzyılda İstanbul'un alınışıyla beraber nereye evrileceği ortaya çıkmış durumda. Bu tarihten itibaren Gebze'nin çevresiyle, ki köylerin içine alan bir çevresiyle yapısını ağır ağır oluşturduğunu görüyoruz. Bu oluşum kanunu ile beraber iyice netleşecektir. Yani 16. yüzyıla gelindiğinde artık Gebze siyasal yapısıyla, idari boyutuyla, o anlamda ekonomisiyle ve sosyal yapısıyla bir bölgesel aktör olarak doğmuş durumdadır. Fakat bu doğuşun arkasında onu ona hazırlayan çok önemli bazı faktörlerden de bahsetmek gerekir. Bir tanesi 16. yüzyılda çok belirgin bir şekilde Marmara'ya, İstanbul'a doğru Kocaeli Yarımadası diyebileceğimiz o coğrafyaya ortaya çıkan nüfus hareketleridir. Aşiretlerin, İnsan öbeklerinin peyderpey buraya, bölge içine gelip yerleşmeleri çevreyi nüfusa yerleşime açmıştır, öyle diyelim. Birisi budur. İkincisi,
İstanbul'un merkez hüviyetini elde etmesi, İstanbul'un çevre muhitleri de İstanbul'u eklemlemeye başlamıştır. Örneğin Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında 180'e yakın köy inşa edilmiştir burada. Gebze de bu muhitte bu eklemlemeyi yaşayan ortamlardan birisidir. İstanbul bu yönüyle Gebze'yi büyüten unsurlardan bir tanesidir. Çoban Mustafa Paşa genç yaşta Yavuz Sultan Selim'le Mısır seferine katılmış. Ve Yavuz Sultan Selim'in kızıyla evlenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında vezirlik görevini yürütmüş ve daha sonra Sultan tarafından Çoban Mustafa Paşa Mısır Valiliğine atanmıştır. Mısır Valiliğinde kısa süre, bir yıla yakın bir süre Mısır Valiliği yaparken orada çıkan bir isyanı durdurmuş, sakinleştirmiş, asayişi sağladıktan sonra tekrar geriye İstanbul'a dönmüş veya çağrılmış. Ve İstanbul'da vefat edip Gebze'deki işte bulunduğumuz Çoban Mustafa Paşa Camii adını alan kendi eserinin bahçesindeki türbede, yani bu bahçeye defnedilmiştir. Eski ve yeni arasında fark yok. İddia makamımızca bize aittir. Tarihin gönül ovasını fethettiği yolculuğumuz, ecdadımızın insan ve insanlık için her şeyi düşündüğünü defalarca bize gösterdi. Tek başına bir cami inşasını değil, şehrin yaşayacağı alanı yaptıklarını caminin etrafındaki yapılar sayesinde anlıyoruz. Doğumdan son yolculuğa, insanın ihtiyacı olan her şeyi düşünerek eserin yapıldığını görüyoruz. Tarihimizin muazzamlığına bir delil olarak Çoban Mustafa Paşa Camisi'ni sunabiliriz. Marmara'nın bir Osmanlı merkezi adasının içinde artık yer alması, muhitin güvenliğiyle sosyal hareketliliği yanında ticari faaliyetleri ve hareketliliğiyle diyelim, bir bütün haline gelme fırsatı elde etmesi de Gebze'nin doğmasında önemli bir faktördür. Fakat daha önemli olan husus belki de ifade etmek gerekirse 16. yüzyılın başlarında bu Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin ya da imaretinin inşa edilmesi olayıdır. 1523'te biten inşaat Gebze'yi adeta bir kariye hüviyetinden kasabaya dönüştürmüştür. Yani külliye bu yönüyle Gebze'nin bir artık alt standardını ortaya koyan, onu geleceğe taşıyan, sistemi içinde bir parça anlamı yükleyen bir unsurdur denilebilir. Bakıldığında bu külliye o dönemin şartlarında bir kasaba hüviyetinde bir yerleşim muhitinin olmazsa olmaz bütün şartlarını taşır. Camisiyle, kütüphanesiyle, imaretiyle, medresesiyle, taphanesiyle, hanıyla, kervansarayıyla, bu merkez yapının etrafında var olan, bu kasabayı büyütecek olan, var edecek olan diğer inşa birimleriyle, işte hamamıyla, şu an eski çarşı olarak adlandırılan dükkanlarıyla, adeta ve çok uzaklardan getirilen su yoluyla, su haznesiyle diyelim, bir kasabayı ayakta tutacak olan bütün unsurları taşıyan bir yapıdır. Gebze, Mustafa Paşa imaretiyle beraber bambaşka bir hüviyete kavuşacaktır.
Öyle ki bugün bile varlığı devam eden ilk yerleşim muhitleri 16. yüzyılda artık vardır, oluşmuştur. Mesela bugünkü yerleşim yapısında var olan birçok mahalle o zamanlar inşa edilmiş durumdadır. Mesela Karabakkal Mahallesi, Osman Yılmaz, Sultan Orhan, Güzeller, Hacı Halil gibi mahalleler 16. yüzyılda bile varlığını gördüğümüz mahallelerdir. Bu ne anlama geliyor? Mustafa Paşa imareti Gebze'yi öyle bir şekillendirmiş ki 21. yüzyılda bile ana mihver bölge olması değişmemiş. Evet, Gebze şu an işte Darıca'dan, Dilovası'ndan belki Çayırovası'na varıncaya kadar geniş bir muhite yayılmış. Toplamda belki 1 milyonluk bir nüfusu barındıran bir bölgedir ama bugün bile hala Gebze ana hattıyla bu bölgede akar. Yani kuruluş bölgesi öyle oluşturulmuş ki, öyle fonksiyonlar icra etmiş ki yapı, bugüne taşıyan, bugüne taşan, bugüne miras kalacak olan bir bina ya da bir müştemilat olarak var olmuş. Bundan yaklaşık 6 yıl önce Çoban Mustafa Paşa Vakfı olarak 1500'lü yıllarda Çoban Mustafa Paşa Hazretin kendisinin kurduğu kadim vakfın hizmetlerini yeniden ihya etmek, yeniden halkın hizmetine sunmak maksadıyla Çoban Mustafa Paşa Vakfı olarak vakfımız elhamdülillah hizmete başladı. Vakfımızın ilk hizmete başladığı husus, her sabah namazından sonra cemaate çorba ikram etmekle, hem sabah namazlarına cemaati davetkar olmak, cezbetmek, hem de buradaki bir hizmetin ilk başlangıç noktası oldu. Bu başlangıç sürecinden yaklaşık bir yıl kadar sonra yine kadim vakıfında, vakıf senedinde yer alan, burada ve çevresinde, Gebze ve çevresinde ihtiyaç sahiplerinin, yemek yapmaya muktedir olmayan kimselerin evlerine günlük 3 çeşit sıcak yemek pişirilerek, burada imal edilerek servis edilmesi hizmeti elhamdülillah ikinci yılımızda hizmete girdi. Şu anki bulunduğumuz yapı içerisinde yapı inşa eden ve Memlük sanatının ilk icra eseri olan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeyiz. Çoban Mustafa Paşa Osmanlı tarihindeki en önemli devlet adamlarından biridir. Böyle bir yapı Kanuni Süleyman Han döneminde kendisine ibraz ediliyor. Buraya bir yapı inşa etmek gayesiyle burası mülk olarak 13.000 metrekare alan üzerinde olan bu yapıyı ona veriliyor ve yapıyı inşa etmeye başlanıyor. Yapının en önemli özellikleri getirilen taşlar, kullanılan ustalar ve damı tamamına yakın Memlük eseridir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde yapının özellikleri bakımından bahsedildiği vakitte şöyle söyler. Yapı, içerisinde bulunan has sanatları ve önemli olan 70'e yakın Kur'an-ı Kerim üzerinden bahseder cami içerisinde. Ve bunların en önemlisi olarak da Yakuti yazması yazılmış olan bir Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Kur'an-ı Kerim 1910 yılına kadar da cami içerisinde gelen
ziyaretçilere gösterilmiş, onlara bilgisi sunulmuştu. Bu Kur'an-ı Kerim bugün Türk-İslam meseleleri açısından çok önemli bir eserdir. Ve onun için Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde der ki, Mısır hazinelerinden daha kıymetlidir, Memlük hazinelerinden daha kıymetlidir, olduğu metri. Bu çok önemli bir durumdur. Buranın imarını yapan Çoban Mustafa Paşa bu cami inşa ettirdikten sonraki süreçte en büyük özelliği olarak da kendi türbesini meçte, imam mahfiline yakın bir noktada yapmış olmasıydı. Burada Kur'an-ı Kerim, okunan Kur'an-ı Kerimlerinin sevabını almak, cüzlerin okunmasının sebebini almak gayesindeydi. Yüzyıllar insanın tarihine ışık tutuyor. Yolda olana iyilik yapma yarışında olan Anadolu'nun gönül kalesi yıkılmaz bir şekilde tarihe yazılmış. Duayla açılan dillerin hoşluğu, güzelliği, dostluğu yücelttiği besbelli. Ağaçların arasında Şita'nın güzel günleri değiyor yüzümüze. Çoban Mustafa Paşa bir duayla yaklaşıyor gönlümüze. Memleketin izinde, kıyam için yaşamış ecdadın mucizesini anlıyoruz camimizde. Dua yolumuzu açıyor. Hayalimiz mekan içre yolumuz oluyor. Yolumuzsa bizim olanların hikayesinden ibaret. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bizleri yoktan yaratan Rabbimize hamd. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bütün inananların içerisinde de cümlemizin üzerine olsun inşallah. Camimizin ana girişte son cemaat bölümünde küfihatla yazılmış Enbiya suresinin son ayetlerini inşallah böyle bir demet halinde sizlere sunmaya çalışacağız. Enbiya suresi, Peygamberler suresi. Estaizu billah. قُلْ اِنَّمَا يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ de ki ey Habibim, söyle, haber ver. اِنَّمَا يُوحَى, bana vahyolunuyor. Muhakkak ki bana vahyolunuyor. Ney vahyolunuyor? اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ, İlahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Bütün peygamberlerin gönderiliş gayesi budur. Tevhiddir. Devamında fehel entüm müslimun, artık Müslüman oluyor musunuz? Bir istifhamla, soru ile bu soruluyor. Nedir Müslüman olmanın burada ne olduğunu öğreniyoruz. Tek olan yalnızca Allah'ın huzurunda eğilmek, Allah'ın dışındaki fani olan ne varsa, geçici olan ne varsa onları bir kenara bırakmak. Sonra devam ediyor ayeti kerime. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ اَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَى. Sen vazifeni yaptın, tebliğini yaptın, insanları uyardın. Ancak buna rağmen kabul etmeyen mutlaka olacak. Yüz çevirirlerse فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ de ki اَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَى. Ben hiçbir ayrım yapmadan, ayrım gözetmeden hepinize eşit bir şekilde ilan ettim, duyurdum. Mesajı, tebliği hepinize duyurdum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde ne buyurdu? 100 bin sahabeye yakın ashab-ı güzin efendilerimiz vardı orada. Ben Allah'tan aldığım vahyi sizlere tebliğ ettim mi? Onları şahit tuttu. En sonunda şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab buyurdu. Yani tevhid akidesini Rabbimizin yoktan, her şeyi yoktan var ettiğini, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn sırrını ilan etti. Hepimize eşit bir şekilde duyurdu. Ve in edri eqaribun em ba'idun ma tu'adun. Peygamber Efendimiz'den bazen şunu istiyorlardı. Efendimizin bir özelliği neydi? Uyarıcı olması. Hem beşir, müjdeleyici, aynı zamanda uyarıcı. Müjde her daim bir adım daha öndedir ama uyarıcı olma vasfı da var. Bazen diyorlardı, ne zaman gelecek senin bu bahsettiğin azap? Ve in edri, ben bilemem. Eqaribun em ba'idun ma tu'adun. O gelecek olan azabın ne zaman geleceğini ben bilemem. Çünkü Peygamber Efendimiz de bir insandı. Laqad ca'akum rasulun min enfusikum. Kendi nefislerinizden
bir peygamber geldi buyuruluyor. İnnehu ya'lemul cehra minel kavli ve ya'lemu ma tektumun. Muhakkak ki Allah açığa vurduğunuz sözleri de, alenen konuştuğunuz sözleri de, içerinize sakladığınız şeyleri de bilir. Yani burada Rabbimiz kendini bizlere tanıtıyor. Allah konuştuklarımızı da, içimizde bıraktıklarımızı da bilendir. Ve in edri leallehu fitnetun lekum ve meta'un ilahin. Bazen insana bir şeyin olmaması, işte bir azabın gelmemesi, esasında iyi mi kötü mü bunu da bilemem diyor Efendimiz. Ve in edri, ben bilemem. Leallehu fitnetun lekum, size herhangi bir şeyin olmaması. Yani biz inanmıyoruz, sana düşmanlık ediyoruz, buna rağmen bize bir şey olmuyor diyorlar. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilemem. Bu sizin için bir imtihan da olabilir. Ve meta'un ilahin, ve belli bir zamana kadar yararlanma da olabilir. Çünkü dünya hayatı esasında geçici bir menfaattir, geçici bir faydalanmadır. Meta'un galil diyor ayeti kerimede. Az bir faydalanma. İşte içerisinde bulunduğumuz şu eser 500 yıldır ayakta. Bunu bırakan insanlar kalıcı eserler bırakmışlar. Lisan-ı halleriyle de bizlere kalıcı eserler bırakmamızı tavsiye etmişlerdir. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz şeyler bizimle beraber kaybolacak. Esas kalıcı olan bizim hayattayken tasadduk ettiklerimizdir. Son ayette de Cenab-ı Allah قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ. De ki ey Rabbim, sen hak ile aramızda hüküm ver. Muhakkak hak ile hüküm verecek olan Allah'tır. وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Rahman olan Rabbimiz sizin nitelemelerinizden, kendisine ait, Allah'a ait nitelemelerinizden, vasıflandırmalarınızdan Allah yücedir. وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Yani Allah eksiklerden, noksan sıfatlardan münezzehtir. Sübhanallah diyoruz. En çok kullandığımız tesbihlerden birisi budur. Sübhanallah, Allah yücedir, noksan sıfatlardan münezzehtir. Kusurlu olan, eksik olan bizleriz. Her daim acziyetimizin, fakrımızın bilincinde yaşamayı Cenab-ı Allah cümlemize nasip eylesin.